Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Adobe Illustrator'dan Adobe After Effects'e dosya nasıl aktarılır onu göstereceğim. Bu çizmiş olduğumuz dosyayı aktaracağız ama aktarmadan önce katmanlarına gelip katmanlarında gözüken layer'lara baktığımızda bir tane layer'ın içinde bulunduğunu gösteriyor 3 tane farklı parçamızın. 3 tane farklı parçamızdan kastım şu, bir bu. Bir bu, bir de bu. Evet, CTRL-Z ile geri alalım. Objeler gözüktü. Bunlar bir grup olduğu için farklı layer'lar olarak alacağımız için proje dosyamızda öyle kullanacağız. O yüzden gruba gelip çizgiye tıklıyoruz. 3 çizgiye tıklamadan önce katman panelini nasıl açacağız? F7 ile açıyoruz katman panelimizi. Gruba geliyoruz. 3 çizgiye tıklıyoruz. Katmanlara serbest bırak sıra diye seçenek var. Ona tıklıyoruz. Katmanlar gördüğünüz üzere farklı renklere büründü. Ne anlama geliyor? Yani farklı layer'lar anlamına geliyor. Ve bir layer'a bağlı değil. Hepsi farklı layer'a bağlı. Bu katman 3'ten 5'e kadar seçiyoruz. Eğer seçemezseniz katman 3'e tıklayıp Shift'e basılı tutarak katman 5'e tıklayıp seçebilirsiniz. Ve objektin üstüne getiriyoruz. Şu en üstüne koyuyoruz. Katman 2'den ayrılsın diye. Ve şu an ayrıldı. Objeler kısmını siliyoruz. Ve gözüktüğü gibi ayrılmış bulunmakta. Bunu hemen farklı olarak kaydedelim. Son yıldız diye kaydedelim. Hemen After Effects'e gelelim hemen. Adobe After Effects'e. Şu hoş gözüken yere çift tıklayalım. Bizim son yıldızlı dosyamızın ismi. Buna gelirken import edeceğiz ama import etmeden önce footage, composition, retina layer size ve composition bulunmakta. Bu composition'dan retina layer size, yani ne demek bu? Layer'lar kendi boyutlarında olacak demek bu. Şöyle göstereyim size. Composition'u seçelim. Import edelim hemen. Şöyle çift tıkladığımızda gördüğünüz gibi 3 tane farklı layer, yani katman gözüktü. Ama dikkatinizi çekmek isterim. Şu katman 3'e baktığımızda boyutu böyle. Katman 4'e baktığımızda boyutu böyle. Katman 5, yani ana yıldıza baktığımızda boyutu böyle. Yani hepsi aynı. Ama biz bunu istemiyoruz. Bunu istemememizin sebebi dosyaların kendi boyutlarına göre olmasıdır. Biz şurayı silelim komple. Şöyle silelim. CTRL-Z yaptık. Son yıldıza gelip Composition Retin Layer Size. Buna tıklıyoruz. Ve import ediyoruz. Gittikten sonra çift tıkladığımızda gördüğünüz üzere katmanlar ayrı bir şekilde çıkmış oldu. Demin gösterdiğim üzere katman 3'ten başlatayım. Boyutu farklı. Katman 4. Şöyle alayım. Boyutu farklı. Ve katman 5. Bunu direkt buradan da seçebiliriz. Zaten şöyle katmanlar seçtiğimizde direkt belirgin oluyor. Fark ettiyseniz boyutları farklı oldu. Ve bizim proje yaparken bunu şuradan kapatalım şurayı. Şöyle boyutunu ayarlayabilmemizi sağlıyor. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.